Taksi, tamam, hepinizde şu var abi. Gıcıklık. Gıcık modunda oynayın diyorsunuz. Tamam, sağdan gidiyoruz. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Hayran kalmak için niye dinlenme odasına gidiyorum ya? Manyak mısın? Nasıl bir dinlenme odanız var? Hayran kalacağım. Güzel foto. Oğlum herkesin odası aynı ya. Küçücük oda. Bir sürü iş. Ve sadece yürüyoruz. Oğlum yalnız hiç kimse yok etrafta. Bak not falan var. Notları okuyor muyuz ben? It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply Adam çok ilginç kafalarda. Adam inanılmaz ilginç kafalarda. Oda için çıldırıyor herif şu an. Geri çıkamıyoruz sanırım. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Abi bir insan bir oda için nasıl bu kadar güzel duygular besleyebilir? Adam odada kendinden geçiyor. Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. Manyağa bak. Adam bir dakika. Kendisi odaya tapıyor, sonra bana atıyor. And took the first open door on his left to get back to business. Bir şey diyeceğim. Gidiyoruz da hiç geri dönüş yok sanırım ha. Böyle hep oyun bir lineer ileri doğru, geri dönüş yok. Mario gibi abi. Mario'da böyle ekranda sağa gidiyordun. Sonra bir daha sol. Bak şimdi iki tane kapı var. Ve pisliği söyleyeceğim. Kesin hangisinden geçsem diğeri kapanacak. Bak gidince ışık yanıyor ha. Bunda ne var? Bunda da var mı öyle bir şey? Gitmeyeceğim. Buradan gideceğim. Bak gerçekten kapanacak mısın? So he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door and got back on track. Beyler gidişi var, dönüşü yok bu yolların. Asansör çok böyle yani çok çekici bir şekilde buraya geldi. Bir de burada bayağı klasik. Şöyle bakayım. Yok abi, ben bu taraftan gidiyorum. S'ye bastım. Yükleme ekranı. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back he needed to go ne diyor lan? From here it's left. Sol diyor. O zaman sağa gideceğiz. Gıcık modda oynuyorduk oyunu ama gidemiyoruz abi. Demek ki arada laf dinlememiz gerekiyor. Arada laf dinlememiz gerekiyor. Okey. Devam. Hop, ekran kaydı. Oh, no. No, it's to the right, my mistake. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Sola gittim. Hayır, benim hatam sağ. Beyler psikolojik savaşı görüyor musunuz şu an adamın yaptığı pisliği? Bayağı top gibi oynuyor herif bize. Right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly. Oh dear, would you hold on for a minute, please? Beyler, adam bizde bir şeyler geçiyor. Yani net. Right, left, down, left, right. Yep. Okay. Yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Hiç sevmedim ya. Net sevmedim bu adamı. Net sevmedim. Tamam patronsun belki. Nesin bilmiyorum. Abi başka yol yok. Buradan gidiyoruz herhalde. Bakayım şu kamyon zıplama yokmuş ya. Bir an böyle üstüne koşup space'e bastım ama yok abi bizim adamın. Kapan. Aa kapanmadı. İlk defa bir kapıdan geçtik ve kapanmadı. Çünkü abi üstünde kapı yok. Beyler X-Men'deki kel adamın o çıktığı bir yer vardı ya böyle etrafta bir şeyler.
No. Isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Gözlerini kapat diyor. Okay. We just have to get back to Bu ne oğlum? Who am I kidding? It's all rubbish now. Kontrol odası burası. Completely unusable. How about rather than bayağı BBG çekiyor oğlum herifler bizde. Şu an bak. Restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay. From the top. Ne yaptı lan bu? Başa attı lan oyun bizi. What? Ya Antichamber'da az dönmedik başa. Niye bütün oyunlarım benim başa dönüyor? Niye benim oyunlarım insan gibi devam etmiyor? Bir şey diyeceğim. Şuraya gittiğimde aynı konuşmaları duymayayım lütfen. Lütfen aynı konuşmaları duymayayım. Ya dalga mı geçiyorsun? Hiçbir şey dinlemeyeceğim ya. Ya kes. Koş koş koş. Manyağa bak. Aynı hikayeyi anlatıyor bir de. Açıl açıl, kapı açıl. No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over completely fresh. Everything should be. Bak bak, dal geç, oyunu yeniden başlattım. Stanley, did you change anything when we were back in that room with adam da şaşırdı. Değişti diyor burası. Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. I was right here just a minute ago. I know for sure that it's. Aç hadi bir kapıyı ya. Bu ne saçma bir oyun. Come Stanley. Let's find the fuck you. Oğlum ne güzel, iki tane seçenek var lan. İki seçenek oldu bize, altı seçenek. Ve bak burası çok tahrik edici değil mi bak? Hepsi normal gidiliyor. Şurada bir sandalye var yani, hani böyle gitme dercesine. Ve ben tabii ki de buraya gitmeye çalışacağım ama zıplamıyor karakter ya. Çıkamıyoruz mu bunların üstüne? Eğilmece var. Zıplamaca niye yok? Bir dakika, belki vardır. Bak bak, çevirilere bak. Kaydediver. Ayarlar. Klavye fare. Tuşları düzenle. Zıplamacı yok mu? Çömel var. Bak çömel. Güzel çevirmişler. Türkçe bir oyun yaparsam çömel diyeceğim ona. Yok abi, zıplamacı yok. Vallahi yok. Beyler, sandalyeden geçilmiyor ya. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that. Baştan başlatmak ne oğlum, manyak mısın lan, gideceğim bir kapıdan. Al tamam, başlatma, dur gittim. Okay, let's give it a shot. Why not? Aha, baştan başlattı yine. Ya Panda, ne yaptın sen bana? Nasıl bir oyun verdin abi? Bayağı oyun bozuk. İlerliyorsun, başı atıyor. All of his co-workers were gone. Bak bak, bir de aynı hikayeyi anlatıyor. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had. Ama bilgisayarlar kapalı bu sefer. Şunu da kapatalım. Format atalım buna da. Devam et. Yine geldik abi epik odaya. Ha, bu sefer kapı yok. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Vallahi oyun bozuk. Lan! Kapı suratıma kapanıyordu. Yok, ben kazayla mı? Tamam, bir dakika, pardon. Ben şöyle sağdan soldan geçerken arkadaşlar mouse'un tuşuna basıyorum. Hani belki bir yer açılır mı açılır. Buradan geçerken böyle bastım. Biri üstüme kapatıyor sandım, korktum. Tek başımaydım çünkü. Birden başkaları var sandım. Bu neymiş? Username access. Hackerlık yapalım. Yapamadık. Direkt kapadık abi bilgisayarı. Zaten bu adamdan da hackerlık bu kadar. Aha. Aha. Oğlum herifler hikaye yazıyor, biz yürüyoruz ha. Ne değişti? Geri mi gidiyoruz? Devam mı?
Oğlum vallahi böyle bir yerden gelmedim ben. No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Beyler, oyun sizi top ediyor. Bir şeyler geçiyor sizinle. Bilmiyorum ne yapacağız. Ya böyle falan değildi şimdi, yeme beni. Buradan ben daha yeni geldim. Bu ne oğlum? Bayağı bodruma indirdin beni. Oha çok değişmiş lan. Now this, well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Dürüst olayım, bu yer hiç tanıdık gelmiyor. I don't think so. Bana da hiç tanıdık gelmedi Pampa. But I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? Baş atacak bak. You win. Congratulations. GG. Kazandık. Bitti. So, good job. Oh no. Kesin başa atacak yani, böyle iyi konuşuna bakmayın. We both know you didn't put in any actual work. Bu zafer için hiç demek sarf etmediğini ikimiz de biliyoruz. Daha ne yapayım lan? 30 kere aynı yeri dolaştım. Ya başlatma, koşuyorum ben ya. Beyler böyle oyun olmaz. İnsan olan insana böyle oyun oynatmaz. Geçen hafta bu oyuna oy verenler, Pinti Panda, hepinize kucak dolu sevgiler. Stanley macera attı. Bir de sonuna TM atmış, trademark. Tamam, yolu takip et abi. Şu notları falan alabiliyoruz mu? Yok. Zaten onlardan bize bir hayır. Aha yol değişti. Buradan gidiyor. Gideyim mi buradan? Pisliğine buradan gideceğim. No, no, I'm down. We're living it up to the line from now on. Yok, geri gideceğiz, tamam. Geldim, hop geldim. Ses 1-2-3-4, bakayım sesim. Ha. Ses 1-2. Pardon arkadaşlar. Evde bir an yayın yaptığım unutuldu da kapıyı çaldılar dedim. Durun. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Şu an unuttum. Ha, geri gidiyoruz çizgi abi. Ah, gittim abi Panda'yı aradım. Dedim abi bu nasıl bir oyun? Dalga mı geçiyorsun sen benimle dedim Panda. O dedi abi oyuna başladın artık falan dedi. İyi dedim, geldim. Panda ile konuştum. Aa, bunu biz oynardık lan. Az oynamadık çocukken. Başka oyun yoktu zaten bilgisayarda. 3-3 kağıtlar açılırdı böyle, dizerdik falan. Güzel oyundu. 437 miydik biz? Biz 427 miydik, 437 miydik oyun başında? See? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story? Buradan dolaşmayacağım. Kestirme. Is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being? Ya pislik yapma, pislik yapma, bak ilerliyoruz şimdi. Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now we can both agree. Beyler adam ne şizofren, bizi de topa bağladı burada. Bir oraya vuruyor, bir buraya. Of that existence, right? Okay. Now if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of deneysel mentalite, experiential mental subjective construct? Wo, haram, wo. Well, I'd like to apologize.
Kendi bilmiyor ha. Baya baya uçmuş. Kafalar güzel. Baya müzik falan verdi herif. Oğlum insan biraz düşük müzik verir ya. Full ses müzik açtı. Tabii ki de oradan gitmeyeceğim. Pislik yapıyorum. Lan. Kapı kapalıydı biraz önce burada. Beyler bu müziği ne kadar daha duymak zorundayım ya? Ya böyle bir yoldan yürünür mü ya? Assassin's Creed mi oynuyoruz burada? Yok, Assassin's Creed'de değildi bu. Prince of Persia'daydı böyle. Koşuyordun, duvardan yürüyordun. Hoppa. Kapan artık be. Bu müzik nereye kadar gidecek? Bunun ne kafası olduğunu siz de biliyorsunuz. Oo, kafaya bak. Kafalara bak. Bak bak bak. Hopa. Adam bizi şey yaptı böyle hani oyuncak araba böyle duvardan dolaşıyoruz. Zıplıyoruz burada hopa böyle takla atıyorsun. Ya bu kadar soru işareti tam bir what the fuck yani. Bu bizim maceramız mı şimdi bu çizgi? Neler oluyor ya? Nasıl saçma bir oyun kitlediniz bana bu hafta? Abi gittiği yola bak. Oha! Bak burada sarhoş olmuşuz böyle. Bir sağa gidiyorsun, bir sola gidiyorsun. Bir sağa gidiyorsun, bir sola vuruyorsun. Buradan gideceğiz tabii ki de. Pislik ama gidemiyoruz. Oo, kırmızı çizgi. Red light. Alırım bir daha. Slalom yapıyoruz burada. Bu da Driver oyununun başlangıcı. Eski oyundur böyle. Kolonlar arasında slalom yaptırırdı size. Akıyoruz. Hah. Oh sonunda var ya nasıl mutlu oldum şu müziği kesince. Ne dediğini okumadım ya. Zaten müzik gitti yani onun bir... Onun bir rahatlığı. Oo vallahi rahatladım ha. Müzik gitti ben rahatladım. Vallahi müzik gitti rahatladım ya. Wait, what? No. Ya senin çizdiğin yol yol değil. Is any of this ringing a bell? Şu kapı açılmış. Biz buradan geldik değil mi? Şöyle bir bakacağım. Vallahi geldiğimiz yere geri döndük. Şuradan gittik. Bak gittiğimiz yer sol. Geldiğimiz yer sağ. Bayağı 5 saattir dolaşıyoruz. Aşk merdiveninden in neresi abi? Aşk merdiveni neresi? Turus lütfen oyunun sesini biraz yükseltir misin? Geldi. Hemen yükselteyim ama biraz önceki müzik çok fazlaydı abi zaten. Ama yükseltiyorum çok az. 70'ti, 79 yaptım. %11 arttırdığımızı. Nereden buradan gidiyoruz dur. Zaten oyunda bir ses yok abi. Yürüyorum sadece bir de hıyarın biri konuşuyor. Net olarak bu. Hıyarın biri konuşuyor. Aha geri geldik beyler. Dur dur. Dur dur bakalım bakalım bakalım. Burada bir şeyler var. Gizli burası. Çevirme çevirme. Bak kovdu orayı. Employee bilmem kaç fired. Bu da kovulmuş. Canım benim 104 galiba numara. Başı aldı pisliğe bak. Bayağı başı aldı. Bayağı başı aldı herif. Bu arada kaç kişiyiz? Çete bakayım. Uuu 1142. Ne güzel 1142 kişi burada çürümemizi izliyor. Burada çileyi izliyor. I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people. Adam macera hattını kendi çizdi. Boş ver diyor. Ne işimize yaradı ki diyor şimdi.
Kendi hikayemizi niye yapmıyoruz? Adam yavşıyor beyler. Bir yerlerde neden gezinmeye başlamıyoruz falan böyle bir yerlere götürmeye çalışıyor bizi. Sadece yeni bir yol yapıyoruz kendimize, yeni bir hikaye. Oğlum, o bomboş yollar bomboş. Hayal gücünü kullan, ne olursa Stanley ben buna hazırım. Bak, adamın niyeti kötü. Hayal et diyor, her şeye hazırım ben diyor. Ama ben hazır değilim sana. Böyle bir dünya yok. Böyle saçma. Bir şey diyeceğim, olduğumuz yerde dönüyor muyuz şu an? Kaç kere döndüm burada? Ya sen dalga mı geçiyorsun bende? Bunları ben Antichamber'da çok gördüm. Bunlar beyin yakıyor. Yapma böyle şeyler. Oh no, not you again. Stanley. Ya ben koşuyorum. Bu adam beni başa atacak çünkü kesin. Ne görürsem kârdır. Koş 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 koş. Hop buradan duvardan böyle yürüyoruz, iniyoruz. Buradan hoppa. Tabii ki de değil. Dümdüz koşacağım. Şöyle biraz duvara yaslana yaslana gidelim. Sarı çizgiyi takip edelim. Geldik. Aha. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay. So I know that net dalga geçiyor bak böyle yuvarlak yaparak yürü diyor. Hani böyle tatil yerlerinde olur ya böyle gece eğlencesi. İçirler içirler sonra böyle yere baktırıp döndürürler. Şu an onu yapıyoruz. Kafayı adam zaten verdi. Bir saattir konuşarak kafayı bulduk. Kendi kendine mantık yaptı abi bak. Kendi kendine konuştu konuştu ve dedi ki doğru yol budur dedi. O ne lan? Koş 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 yazılar var koş. Dur dur dur. The confusion ending. You're telling me that's what this is. It's all one giant ending. And we're supposed to restart the game eight times? Bu ne ya? 8 kere mi geri başa döndük? 17 dakikadır sanırım oyunu oynuyoruz. Ama daha fazla oldu. Ya yeniden başlatma, pislik yapma, düzgünce yürüyeyim bak. Aç şu kapıyı, aç git şimdi şuradan. Aç şurayı, aç. Pislik yapma. Aç şu kapıyı. Konuşma. Ya böyle saçmayın mı lafa bak. Bak bak, oyuna bak. Bula 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 başa dön. Bula 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 başa dön. SS al diyorlar. Alalım. F5'e basınca SS alıyordu galiba. Ne oldu? Does that mean did we do it? Did we break the cycle? The whatever it is that made this schedule? Aha bir şey bozduk beyler. Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination. Biz kaçıncı geri dönüyoruz? 8 kere falan geri döndük mü ya? Yok 8. Bir dakika. 8. kez başa dönünce abi bu hikayeyi anlatan adam gidiyor ve biz ölüyoruz Stanley olarak. Aha kaç kere döndük oğlum? Beyler bu kaçıncı başa dönüş? 8'de ölüyoruz ha. Ya ölmece olmasın ama ya. Ya sen dalga mı geçiyorsun? 85 kere dinledim ben bunu ya. Yok bütün arkadaşlarım gitmiş, yok sen şunu yapmışsın falan filan.
Devam et ya. Yürü ya. Aha, başa döndük. Biz nereden gitmiştik? Sağdan. Beyler bakın, geçen sefer sağdan gittik. Yani durumumuz vahim. Gelin soldan gidelim. Ya da sağdan gidelim, başka tarafa gidelim. SS'i oku. SS nereye gitti abi? SS aldım ama SS nereye gidiyor? Bana bunu söylesenize. Ya ben bir SS aldım ama şey SS aldım. Oyun içi F5 ile aldım. Bir şey söyleyeceğim. Ya o SS nereye kaydoluyor? Mesela bakın. Klavye fare tuşları düzenle. SS. Take screenshot F5. Nereye gitti bu peki? F5'teki screenshot. Paint'e yapıştırabilir miyim? Paint'te var mıdır? Yok abi. Keşke print screen'ını alsaydım. Niye oyunun SS'ine güvendim ki ben? Paint'ten olmadı abi ya. Fuck. Alt tab da yaptım. Yok abi, SS meses yok. Masa üstüne bakıyorum. Masa üstüne mi kaydetmiş SS'i? Yok abi, masa üstünde binlerce saçma başka SS'ler var. Evet, oyun Steam oyunu. Hatta Panda'dayım ben şu an. Pint Panda'dayım. Oyunun klasöründe. Okey. Soldan bir gidelim. Yok, soldan gitmeyelim. Sol diyor herif. Ben sağdan gideceğim. This was not the correct way to the meeting room, Ya sus, and biliyorum Stanley buranın knew doğru perfectly yol well. olmadığını. Perhaps he wanted to stop by the Okey, employee Steam oyun entrance to dosyalarına bakacağım. admire it. Dur bakayım hatta ya. Direkt bakacağım Steam oyun dosyaları. Size de göstereceğim. Nerede Steam? Bul Steam'i bana. Steam. Steam App Store'unda bir şey vardı sanırım. Evet. Steam Apps'e girince ne var? Common. Don't Starve değil. Stanley Parable. Stanley Parable. Common Redist. Bin. Burada değil. Platform. Materyal. Yok abi, bunlar oyunun kendi şeyleri ya. Aa, screenshot. Buldum. Buldum. Veriyorum. Yayına veriyorum beyler. Bakayım verebileceğim mi? Şu muydu? Yes, verdik. Bakalım. Screenshot bu. Şimdi biz kaçıncı ölümdeyiz hatırlamıyorum. Yani kaçıncı başa dönüş? Find the line again. Bunu yaptık sanki. Narrator forgets previous restarts. Şunu yaptık sanırım. Ofis kayboluyor. Önce ofis kayboluyor, sonra ölüyoruz biz. Sanırım 5'teyiz. 4'te miyim? Çok kalmamış o zaman ömrümüz ya. 5. Oğlum herkes saymış ha. Ben saymamışım çünkü sayılması gerektiğini bilmiyordum abi. Oyuna geri dönelim. Oyuna nereden döneceğimi bulamadım. Stanley. Hadi bakalım. Hop, buradan devam. Wow. Wow. Yes. Bu odayı This falan room. anlatıyordu. Geç ya, Though hikaye grateful bunlar. but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Biz geçen soldan gittik, bir de sağ var. Soldan gidip düz gideceğim bu sefer. And so he detoured through the Bak, maintenance buradan section, gitmiştim. walked Yalan straight olduk ahead abi. to the Buradan opposite gideceğim. door, and got back on track. Açıl be. Dürü düt düt. Aha, duvarda yazılar var. Dur Yet bunu. there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, O hoping he patron might ofisine find an answer gittik. there. Abi bayağı işçi nasıl kovulur, işçiyle sorun nasıl halledilir falan, onun slaytlarını koymuşlar ya Coming yöneticiler. to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Beyler diyor ki, Stanley yukarı giden merdivene gitti. Gidek mi? Yukarıdan mı aşağıdan mı? Ne diyorsunuz?
Ben yukarıdan gideyim ya. Bir kere dinleyelim adamı. Bir kere dinleyelim, ayıp olmasın. Sonra restart falan atıyor oyunu, pislik yapıyor. Oo, yalnız patronu ofisi baya böyle duvar kağıtlı. Executive bathroom. Adamın banyosu falan böyle özel. Şekil yerler. Bizim ofis hiç böyle değil. Açılmıyor kapılar. Ooh. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human Evet, tekrar life. insan olmadığı için çok şaşırdım gerçekten. Şoku oldum. Aha. Behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. 2 8 4 5. Yet incredibly, aha. Simply pushing random buttons on the keypad, Stanley had şansa bağlı kodu doğru girmişim. By sheer luck, amazing. He stepped into the newly opened passageway. Oo, patronun gizli fantezilerini yaptığı yer. Patron odasının bir arkası. Kim bilir burada neler yapıyor? Buraya kimleri getiriyor? Az sonra. Hiç de öyle bir yer değilmiş ha. Yani baya dandik bir yermiş. Daha böyle fantastik bir şey ummuştum ben. Düşmeyiz değil mi? Yok. Niyet ettik asansöre binmeye, bakalım nereye gidecek. Başı atma. İnsan ol, başı atma. Ha. Stanley realized he felt a bit peculiar. Kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum, inanamazsınız. Göğsüm kabardı. To question the nature of his job. Why did he feel this now? When for years it had never occurred to him. This question would not go unanswered for long. Oğlum çok pis yerlere indik ha. Lan ne oldu? Asansör bozuldu. Stanley walked straight ahead through the large door that read Akıl kontrol tesisi. Akıl kontrol tesisi mi? Yoksa gayet bak. Bayağı bizim gibi bizden önce topa dönmüş bir adam. Bence bunu var ya, bizim gibi böyle çürüyen bir sağa bir sola vurdukları adamlardan biri yazmış ha. Bak baba, ben buraya girdim, patladım. Gel sen girme. Escape'den kaç demiş. Herkes escape diyor. Bence de soldan. Hiç oraya akıl kontrol... Manyak mısın lan, akıl kontrol tesisi? Arkana bile bakma. Pislik yapma bak, Stanley vahşi bir ölüm falan. Bak pislik yapıyor, vahşi ölüm falan böyle korkutuyor. Böyle Stanley still had every opportunity to turn around and get back. Bak bak, tipe bak. Diyor ki arkasındaki kapı kapalı değil diyor. Geri dönüp kurtulabilir diyor hala. Hala şansı var. Dalga mı geçiyorsun? Yer mi Anadolu çocuğu? Arkana bile bakma Stanley bundan sonra. Koş evladım. Pandanın deyimiyle yarın yokmuş gibi koş. Koş 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 koş. Yolo. Başa dönersem kısarım. Lan. Oğlum ne oldu? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise. Hayatımda bir baltaya bile sap olamadığımı düşünmüyorum dostum. Biz şu an şuraya mı gidiyoruz? Atla oğlum, atla, ezeceğiz lan orada. Kurtul. Lan! Lan! Atla! 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 Durma! Durma! Farewell, Stanley, cried the narrator,
As Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws, in a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ölmedim lan. Yırttık oğlum. Yırttık lan. Vallahi yırttık. Koş oğlum koş koş. Burada bizi yerler. Oyun mu bitti lan? Stanley Parable yazıyor. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game back in his office as alive as ever. Ya başa atma lütfen ya. Koş koş koş. Koş koş koş. Işığı gördüm koş. Kurtul buradan. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Oğlum ölmedim, yaşıyorum. Yapmayın öyle. Ayıp ediyorsunuz. Bu nasıl bir yer burası? Bu bizim dolaştığımız yer değil mi? Nereden başladığımı hatırlamıyorum ya. Neyse devam edek, dur bakalım. Oğlum bayağı credits falan gözüküyor ha. Oyunu mu bitirdik lan 5 dakikada? Beyler sanırım oyunu çok saçma bir şekilde hızlıca bitirdik. Bilmiyorum ama anlamıyorum şu an olduğunu. Bayağı oyunun gelişimiyle ilgili bilgiler veriyorlar. Narrator emails. Oğlum neredeyiz? Ne yapıyoruz? Biz kimiz? Telefon. 1 0 Ya senin gibi timer. Durdu 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 heyecan. Bir de heyecan yapıyor. Bak bak geri sayıyor bak. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bekliyorsun be. Hiçbir şey olmuyor. Sonra bir daha 15'e dönüyor. Toplantı odası. Aha, obey disobey. Aha, bizim hayat yolu bu. Bak, soldan gidince adamın dediğini uyuyorsun. Disobey böyle baş kaldırıyorsun. Sağdan falan gitmece. Biz genelde çılgını oynadık. Beyler neredeyiz? Ne yapıyoruz? Hamdi Bey mi? Nedir bu tri? The game is now paused. Escape menu. Oğlum bayağı geliştiricinin odasına girdik de ne yapacağız ya? Olay ne? Ne yapıyoruz biz şimdi? Developer odası. Telefonunu yeri bul, telefonun fişini çek. Okey. Telefonunu yeri bulacağım ama bende şu an beyin kalmadı. Telefon nerede? Telefon nedir?
Escape yaptık, oyun bitti galiba. Anlamadım, dur bakalım. ESC'ye bas. Ne yapacağım ESC'ye basıp? Office clock, bu da değil. Telefonun yeri bul, telefonu fişini çek, spam diyor herkes. Okey, bulacağım. Burası değil. Ha, telefon. Beyler, telefonun fişi falan yok ya. Aa, telefon ama fiş yok. Evet, ESC'ye bastım. Ne yapıyoruz? Neredeyiz? Nasıl bir yer bu? Buradan mı gittik biz biraz önce? Buradan hiçbir şey çıkmadı abi, çık buradan. Ben burayı nereden gel... Oğlum, burada bir şey var. Biz gelince kapanıyor. Pislik yapıyor. Oradan inmeyeceğim. Buradan devam edeceğim. Buraya gitmedim. Aha. Oh, look at these two. Pislik yapma. How they Pislik wish to yapma. destroy one another. How they wish to control one another. Dur, How they gideceğim. Oraya both gideceğim. wish Olay to orada. be Olay net orada. Aha, 427. Aha, biziz lan. Vallahi bizim oda. Oğlum, hepsi de aynı bunların. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Orası. Orası olay. Olay mahalline gidiyorum. Neredeydi lan orası? Niyet ettim bu yolu yürümeye. Şurada exit yazıyor sanki. Burası mı? Basıyorum. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and be your only true choice. Beyler, eski eve bas, çık diyor oyundan. Don't let time choose for you. Don't let time. Harbiden öldük ha bu sefer. ESC'ye basalım. Bir daha basalım. Ne yapacağım şimdi? Oğlum, ne oldu lan oyuna? Ölünce böyle bir şey oluyormuş demek ki. Rekt yazdı. Tatata öldün çık. Bayağı başa döndük ha. Şaka maka başa döndük. Bir Twitter bakmak istiyorum ya. Bu ne abi? Ne olduğunu anlamadım. Bak, şunu da göstereyim hatta. Önce buraya girip. Bunlar bizim yapmamız gereken şeyler miydi? Stan ölüyor falan. Biz buyuz herhalde. Oyunun birden fazla sonu varmış. Okey. Twitter. Bir Twitter bakmak istiyorum, neler oldu. Bunlar
Bunlar eski. Ha, beyin yok mu report turşu? Beyin yakıyoruz gelin demiş. Beyin yakan oyunlarla devam. Unchamber bitti arkadaşlar. Geçen hafta izleyenler bilir. Seni deden kadar sevebilirim belki. Seni deden kadar sevebilirim uyku abi. Beyin yakmacı mı? Festivale gelmedim. Festivalde vardım arkadaşlar, Lore Festivali'nde. Abi oyunun 250'den fazla oyun sunu var. Eğer adamı dediğini yaparsan zaten direkt bitecek oyun. Sen farklı kombinasyonlar dene. Okey. Onur'dan güzel bir rate gelmiş. Teşekkürler. 70 artı 79 %11 yapıyor. Abi %11'e yakın değil. Fena değildi. Yani %10 olsa 77 oluyor. %11 dedim, salladım. Stanley Parable'ın yapımcısını bulduk. Bunu biliyorum bu videoyu. Steam. Abi Stanley Parable olayın bu zaten. Sürekli başa alacak. Sen de farklı şeyler yapıp farklı hikayeler. Bayağı manyaklık. Yine bir beyin yakmaca. Aynen öyle. Abi adamı dinlemeyeceğim. Adam pislik. Abi kendi adamı dinleyen adam olmak istemiyorum ben. Tamam, geçiyorum, oyuna geçiyorum. Bir daha geç yapacağız. Stanley. Geri dönüyorum oyuna. Hızlı yapıyorum ha buraları. Oyunun başından beri izliyorsanız hatırlıyoruz çünkü bunları. Koşuyorsun abi. Bir. Koşuyorsun. Koşun, o bizi başa atıyor. Sağ sol, sağdan gideceğim. O bize sol diyor. Devam devam devam, koş, arkana bile bakmadan koş, yolu biliyorum. Geçen sefer soldan girmiştim ha, bu sefer girmeyeceğim, sağdan gideceğim. Yes, bak burayı hiç görmedik. Bayağı işten kovulmamış olmamı mucize diye adlandırdı. Dalga mı geçiyorsun? Bayağı yeni yerlere geldik ha. Farklı seçimler farklı yerlere getiriyor oyunda. Atlama diyor. Atlarsan ölürsün diyor. Atlayayım mı ya? Atlayayım mı? Atlama diyor bak. Çok çekici geldi atlamak. Oha! Diyor ki abi, şu kargo var ya, bunu yanlış kullanmanın cezası 1000 dolar. Bunun üstünden atlamanın cezası 5000 dolar. 5000 dolarlık ceza yapıyorum şimdi. Allah 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 Allah. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Adam bayağı dalga geçti biliyor musunuz? Dedi aferin Stanley, aferin geri zekalı. Herkes artık seni çok güçlü zannediyor diyor. Hani böyle gaza gelir ya böyle çocuk, hani herkes atla 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 der, böyle atlayamaz. Bayağı öyle bir şey. Ama geri döndük. Geri döndük. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Onu biz de bilmiyoruz abi. Ölen adam nasıl ödeyecek biz de bilmiyoruz. Çıtırt etti lan. Aynen abi. Bayağı böyle kanlar falan fışkırdı. Wreck dolduk direkt. Standing now in this incredible room, Stanley for the first, but eager to get back to business. Koş 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 koş. Stanley was so bad at following directions. Ya konuşma fazla. Bu sefer düzgün duracağım üstüne. Hadi. Götür beni. Aa, götürdü valla. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Ya şimdi sen dost musun, düşman mısın, o kadar emin değilim bak kardeş. Adını bile bilmiyorum daha. Bir önce kendini tanıt. Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me. I'm asking for. O bir dakika, pislik yapıyor bak. Her şeyi kendim için sormuyorum. O kız için soruyorum diyor. Kesin bizim bir yerde sevgili falan var.
Buradan atlasam net ölürüm. Şu araya atlamaca var mı ya? Bak oraya kimse atlamamıştır bence. İlk ben atlayabilirim. Çok canım çekti oraya atlamak ya. Kesin şuraya atlayacaktık. Var ya neyse. Bir daha başa dönersem geleceğim o yolu atlayacağım. Zaten kesin öneririz. Bak pislik yapıyor. Bize kızı hatırlatıyor. She's been waiting. Kız seni bekliyor diyor. Hayatına kat onu diyor. Sığırlık yapma diyor. O yine siyah yol. Gideyim mi? Başka gidecek yer yok. Lan! That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Oğlum niye bu kadar pislik bir ortam yaptınız? Altı üstü bir telefon çek, fişi çek. Aa çektim. Çektim lan, fişi çektim. Dur geri tak, geri tak oğlum. Kızla konuşacaktım. Evet telefon fişini çektim abi. Fişi çektim ben zaten. Siz 3 dakika geriden geliyorsunuz ama. Definitely here, clear as day. Telefonu açayım mı şimdi? He's taken to his apartment where he finds his wife and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white. Hamdi Bey teklifini verdi 5000 TL. It's actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you? Evet, evet ben seçilmiş kişiyim. O zaman bir pinti çay içelim. Bayağı soğudu bu yani. Yayın başından beri var burada. Oo ben Stanley değilmişim. Oo bayağı pislik yapacak adam ha. Köpekleri falan salacak. Çok çıldırdı yani şu an. Tak sen şunu. Fişi geri tak. Oğlum çok sinirlendi herif. Tak tak geri tak oğlum şunu. Yok takmıyor. Vallahi takamıyorum. Takabilsem takacağım. Aa video geldi. Seçim. Bir insan olmanın en güzel yanı. Ama çok tehlikelidir. A hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30 kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember, Steven'ın iki tane opsiyonu varmış, onları anlatıyor falan filan. No time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse. Ne hikaye anlattım be. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack." Antrenman beyler. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant. Tamam anladık. Bayağı önemsiz bir şey istiyorum. Evrende. Aynen kafa ütüledi ya. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Bu taraftan diyor. Telefonu açayım ya. Hadi açayım mutlu ol. Yok. Geri dönüyoruz beyler. Açıl bir daha. Yok gitti burası.
Burayı hatırlıyorum ben ya. Ya telefonu açayım. Tamam, bir telefonu açmayı merak ettim. Aa, bunun üstünden atlayamayacağım. Oğlum bunun sağı solu böyle değildi ya. Ben bunun üstüne atlamak istiyorum. Şu araya atlayacağım. Aa, pisliğe bak. Aa, resmen atlamama izin verme çakal. Ya bayağı pislik çıktınız ha. Öleceğim oğlum, kurtar beni. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Aa, herif bayağı ölmemi engelledi ha. Oğlum. Hayat benim, can benim. Sana mı soracağım? Aa, bayağı atlatmadı ha. Bayağı atlatmadı lan. Paşa paşa geri döndürüyor. Aa, burası kapalı ama. Buradan gidiyorduk. Geri beyler. Aynen, o soldan gideceğiz sanırım. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending. The story will have resolution once again. Tamam, sus sus, gidiyorum, sola gidiyorum. Now remember, all you aç hadi aç, gideceğim gideceğim, tamam vallahi gideceğim, aç. Söz. Means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. Bana uy ve sıkıntı çıkmasın. Oğlum şu an çok pis, sola giresim, sağa giresim var yine ya. Sağa gidip telefon açalım mı? Gideyim mi sağa? Gidiyorum sağdan. Allah Allah Allah, pislik yine. Quickly. Hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Aha, burası bozulmuş. Oyun bozulmuş oğlum. Şunlara bak, tipik değişmiş her şey. Kaos olmuş. Buram duvarın içine girmiş şeyler, çekmeceler. Buradan bize ekmek yok. Ya tamam, gitmiyorum bir daha, söz hadi. Bir daha gideceğim. Yok, değişmemiş, tamam. Tamam, soldan gideceğiz ya. Vallahi başka çare gitti kalmadı. Direndik yani. Bayağı bir direndik ama yok yani. Sinirlendi. Oğlum sağdan gittik, oyunun içine ettik. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? Şuradan falan geçebilir miyim ya? Şunların üstünden. Abi hikayeyi kötü yazmışsın işte, konuşma. Hayır, kapatma kapatma, pislik yapma. Hayır, yapma lütfen, lütfen yapma, yapma bunu, yapma yapma. Kapama. O oyunun. Oha, oyunu bozduk lan. Koş 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 koş. O herif bize çok sinirlendi. Evet, çok komik bence. Dur. He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you. You're a child. Çocuk senin babandır. My story. Hadi aç kapıyı, gidelim bir tane pislik. You would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect.
I worked so hard on it. I tried so hard. Oğlum her şey sağdan gittik diye mi bu kadar oldu? Is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be. Sıkıntı çıkmasın. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Size soruyorum, sağ mı sol mu? Bir de hemen pinti çay yazıp çayımızı alıyoruz buradan. Sağ sol. Beyler oyun gerçekten yanacak. Bak sağ diyorsunuz ama. Soldan ya. Ya da sağdan. Fake atalım. Koş koş. No! Direkt başa attı. And always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Oğlum gideyim artık soldan ya. Bir daha gideceğim. No. Tamam geri döndüm. Döndüm, döndüm. Sus 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 sus. Is behave exactly as Stanley would. That means oyun bozuldu. And always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Abi son kez sağ diyorsunuz. Ne olacak son kez gidersem? No! No! Why would you do that? Is behave exactly as Stanley would. Beyler sağa sağa nereye kadar? Yani biraz da sola şans verelim. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Koş 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 koş. No! No! Why did you do that? Abi yeter sol gidiyorum artık bitmedi ya. 8 kere sağ mı gireceğim? Kaç kere girdim peki saydınız mı? Okey 8 kere sağdan gireceğim tamam. 8 kere sağa gideceğim ama bana kaç kere kaldığını söyleyin. 8 kere sağ. No! Abi yeter kaç oldu? Biri 6 diyor, biri 4 diyor. 4 falan değil şimdi. Ben buradan en az bak 6 olabilir ama 4 olmadığına eminim. Ben 3 kere daha sağa gidiyorum bırakıyorum. Bakın 3 sağ. Bak bu 1. Bu 1. Aç kapıyı aç konuşma. Soldan gidiyorum vallahi yok 8 falan oldu abi manyak mısınız? Üç gidiyorum abi. Sol gidiyorum yeter. Çok gittik abi. Yet there was not a single person here either. Ya bu konuşmaları geç burayı dinledik. Buraya geldim ben ama ya. Neredeydi? Aa değişmiş lan burası böyle değildi. Oğlum biz gittik bu patron ofisine gayet böyle değildi burası. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Nightshark 115. Would it still work?
There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from sesli konuşmamak için eğitilmişim. He drew a sharp breath and then spoke the code. Night Shark 115. Yok, 115. Konuştum lan işte. Night Shark 115. Hadi oğlum açıl. Vallahi güzel konuştum. Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver right there on the wall. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the oğlum söyledim işte şifreyi açılmıyor kapı. Night Shark 115. Oğlum okay, 11'dan sonra niye 5 çıkmıyor? But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far only for you to suddenly decide you are. Ya konuşma, konuşuyorum işte. For this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means. 5-17-21 ne? If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Ne bok yapmak istiyorsan dedi. Aa bok dedi. Explain yourself, you coward. Bok dedi. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Lan bu pis miyiz? Stanley? Hello? Are you... Oğlum beni adamın içine koymayı unuttun. Ruhu dışarıda kaldım. Abi ruhlu adamı ayırdın. Aa Stanley hiç hareket etmedi, herif çıldırdı. Choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need. Ne yaparsan yap, yalvarıyor herif. Choose. Do something. Do something. Ne olursa olsun. More important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Stan, orada mısın? Hıyar herif. Ruh olarak beni dışarıda bıraktın. Sok oyunun içine, bitireyim. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide. Adamı baga soktum. Take as much time as you need. Yine başa döndü. Anlamadım ne olduğunu. All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? When Stanley came to a set of two open doors, he had... This was not the correct way to... Oradan aşağı atlayacağım bu sefer. Knew it perfectly well. Perhaps he wanted a store. Soru geliyor. Bir. Bir, option bir, opsiyon bir. Telefonu aç. İki, o asansör gibi şeyle geçerken aşağı atla. Yani şey, orta yola. Telefonu mu açayım, orta yola mı atlayayım? Bir, iki. Bir, telefonu aç. İki, orta yola atla. Seçin abi. Ne derseniz onu yapacağım. Yani bakın, şuradan gidip telefonu mu yapayım yoksa orta yol nerede oğlum? Burada bir orta yol var. Yani şu orta yola mı atlayayım? Şu arada var ya işte, şu kapı. Bir hangisiydi? Bir telefon aç, iki orta yola atla. Herkes orta yola atla diyor. Tamam abi, atlayacağım. Tamam beyler, sakin, geliyor, geliyor. Beyler, bayanlar, sakin. Umarım düşmem ya. Geliyor, geliyor. Adam çıldıracak beyler. Really? In the middle of something, do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it.
Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Sana bir şans falan vermeyeceğim dostum. Senle bak, bu adama olan güvenim ne zaman bittiğini söyleyeyim abi. Bize sola git dedi, gittik insan gibi. Sağa git dedik, gittik kapıları kapattı yani. Bizi orada top etti. Oradan beri ben bu adama güvenmiyorum. Fuck you. Now listen carefully. This is important. Oo, hapı aldık beyler. Matrix hapı. Mavi hap mı, kırmızı hap mı? Hadi bakalım, size soruyorum. Mavi hap mı, kırmızı hap mı? Tabii mavi hap mı deyip kırmızıya gitmem, kırmızı mı deyip maviye gitmem hoş değil ama. Kartımız yok. Mavi, kırmızı. Mavi, 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 mavi ağırlıklı abi. Giriyorum maviye. Hadi bakalım. Go, go, go. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Stanley kırmızı kapıda bak. Ya sen kimsin bana kırmızıdan geç diye söylüyorsun? Fuck you. Ha geçtik. I don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Aha mavi. Oğlum bir daha mavi yaparsam çıldır. Arkamdaki maviden çıkayım mı? Mavi yapayım mı? All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Durdurma beni kardeş. There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed. Buraya gelmemem gerekiyormuş. Burayı daha yapmamış herif. Was it worth ruining the entire story I'd written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. Körlemesine yeni bir design. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Beyler, bu neymiş? Ceiling light, office space. Okey, soruyorum. Sol mu, sağ mı, turuncu mu? Sol, sağ, klasik bizim sol sağ, bununla değişmeyecek. Bu da turuncu kapı. 3 en sağdaki mi? 3'e git. Hani siz böyle diyorsunuz herhalde. 1, 2, 3 diyorsunuz. Gidiyorum. Sol, sağ, orta, orta, sağ, sol. Sol, sağ, turuncudan. Oğlum bir sağ, turuncu gideceğim ya. Turuncu go. Aha yeni bir dizayn. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Daha fazla da bana seçenek sunman evet beni mutlu etti dostum. O yüzden sana puanım 9 kanka. You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Worldwide leaderboard mu? Okay, 1, 2, 3. Bu ne ya? Oha ben 9300. yaptı beni.
İlginç şeyler var oğlum burada. Gidiyorum ya. 1, 2, 3. Hep buradan gidince çıldırıyordu. Buradan gideceğim. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers please. 1. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Ne yaptı oğlum herif bize? In this game, what the fuck? Walls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family. Beyler, dünyanın en saçma oyununa döndü. Will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Gebersin. You heartless bastard. Senin kalpsiz piç. Babies are purely to spite me. Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you. Çıldırdı oğlum herif. It was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. What the well, fuck? Is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. Abi Minecraft'a döndü oyun. I'll only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. This will go here. No, here. And then... Ne yapıyor? Ev mi yapıyor bu? Abi bayağı kötüsün ha. Ev de yapamıyorsun. Yes, of course. And just to finish it all off... Yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. But you've only seen it from the Bu kadar kötü bir ev görmedim ben ama Minecraft'ta ya. Please step inside and make yourself comfortable. Hapı evin içine girmeyeceğim ben. Öyle bir dünya yok. Böyle dururum. Vallahi girmeyeceğim. Kapan hadi, hadi. Başka yer at beni hadi, hadi. Yok hayatta girmem oraya. Bu ne abi? Daha ne kadar beklersem adam çıldırır. Abi gireceğiz, başka çare yok gibi. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Ne yapıyor lan? Elmas toplamaya gitti herif. Aha. Beyler oyun Minecraft oldu. Oh my. It looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Hayır, ışık mışık getirmedim yanımda. Oh no 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 no. This is far more open-ended than I had in mind. Beyler, senle alana Minecraft bedava. Kesin bilgi yayalım. This won't do at all. One out of five. Even the diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Lan. Yes. What the fuck? You trapped in a glass. Portala geçtik beyler.
listening to me talk. Oh, it's inspired. I couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Abi resmen herifler oyunu çalmış. Oğlum portal oldu lan oyun. Wow. Acaba ne yapacağız? Çok zor burası. Genius. Dahice, çok iyiyim ya. No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience, which is why rather than continue to waste my Hayır! Ölmedim. Bugün de ölmedim. What the fuck? Oğlum neredeyiz? Ben kimim? Hayır! Yine ölmedim. Oğlum oyun Outlast'a dönüyor gitgide. What the fuck? Oğlum ne taraftan gideceğim? Nerede kaldım? Dağıldım şu an. Işığı gördüm beyler. Işığı gördüm. Gidiyorum. ...427. Mutlu son. Oo, şekillenmiş ben olmay gel ben ne yapmalım? Ben gideli buralar şekillenmiş beyler. Ortam ortam. O kamera var orada. Hiçbir şey olmadı burada da. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end. To make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Çok yakında. I can wait. Ben de bekleyebilirim. Ne yapak? Telefonu açmaya gideyim mi? If I can make it through this door, I can make it through them all. Kapı kapan lan. Aa kapı kapandı. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Buna format atalım. Aha. Doğru yeri buldum galiba. Bunu da kapatalım be. Buna input mu giriyoruz? Pıt pıt pıt. Hadi gir. Hadi biraz önce oldu bir tane. Bir daha gir hadi. Ya yap bunu. What the fuck ya? Oğlum biraz önce bastım lan burada klavye. Yok.
Beyler burada sıkıştık yani şu an. Net sıkıştık. Kapılar açılmıyor. Bir saniye. Düt 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 düt. Oğlum ne yapacağım şu an? Bir an buna tıklıyordum ben ya. Vallahi bir kere tıkladım yalan oldu ha. Yok patladı. Ne yapacağım oğlum? Şu kapı yok, bu da açılmıyor. 36. Aha bilgisayar dur. Hiçbir işe yaramadı. Biriniz işe yarayın lan. Bu da yaramadı. Beyler dünyanın en kötü sonuna geldik ha oyunda. Kapılar açılmıyor. Stanley clicked on literally every single door in the office because he doesn't pick up well on cues from his environment. Aynen bütün kapıları denedim abi. Ama olmadı hiçbir şey. Ne yapacağım? Camdan atla. Beyaz ışığı gördüm. Yok. Herif ne yaptığımı da biliyor ha. Hadi oğlum. Bir tek bu çalışıyor. Bak şuna tıkla ya. Klavye mulavye tıkla şunlara bir şey yap. Yok abi çalışmıyor. Şuna tıklamadım bak bu kapıya. Burada değil. Oğlum hadi lan. Biraz önce kapıyı ben mi kapadım? Ofisteki camdan at. Buradan. Buradan atlanmıyor abi. Space çalışmıyor bu oyunda. Aa buradan atlayabilirim ama galiba. Dur bakayım çıkabilirsem atlayacağım. Çık. Yok abi çıkılmıyor. Bunun üstüne çıksam atlarım ama yok çıkamıyorum. Abi biraz önce kapıyı ben kapamışım ya. Vallahi kapanıyor. Bayağı böyle kapıyı kapadık ve patladık değil mi biraz önce? Rezillik. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first. Just telefonu açmaya gidiyorum abi. The lounge was grand, majestic. Perhaps, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Bye bye. Stanley was so bad at following directions. Bu telefonu bir açalım abi. Sevgiliyi falan arayacaktı en son. Look Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you. Telefonu açmaya gidiyoruz beyler. Bu sefer telefon geliyor. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please. Stop trying to make every decision by yourself. Now I'm not asking for me. I'm asking for her. I'm asking for her. Beyler, eski sevgiliyi bulmaya gidiyoruz şu an. Your chance to redeem yourself. Konuşma fazla. Telefonu ver. Kızı arayacağım. To let her back into your life. Açıl. She's been waiting. Açılmadı. Açıyorum bu sefer. You need to be the one to do this. Bu sefer telefonu açıyoruz. Açtım. Oh Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to be waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Alright. Alright. Aha. Aç kapıyı. Ben geldim tatlım. Aç. Gotcha. Oh, come on. Gandırdım dedi. Did you actually think you had a loving wife? Who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. O karı senin olsun istemiyorum ben. Ben girmiyorum oraya. Sorry, but you're in my story now. Fuck you. Bayağı gireceğiz yani. Harbiden adamın dediğini yapacağım.
This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Günaydın işçi 427. Klavye tarafındaki K'ye bas. J'ye basıyorum. P'ye basıyorum. O'ya basıyorum. Vallahi çalık. Basacağım. Al. K'ye bas. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him. And every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Bu ne abi? Bas dediğine mi basacağım? 7. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Lütfen R'ye bas. 4'e basıyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Tamam, R. Al R. In his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Lütfen televizyon izlemek için 8'e basın. Bastım ben işte. So he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Lütfen çocuklarla biraz geçirmek için G'ye bas. Abi nereye düştüm? Kurtarın beni buradan ya. Al G. He went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Lütfen akşam yemeği hazırlamak için E'ye bas ne? Al E. Through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Lütfen çocuklarına bir masal anlatmak için sıfıra bas. O'ya bas. Sıfır o. Such a wonderful fantasy. And so in his head, he relived it again. Bak ben sıkılmaya başladım. And again, over and over, wishing beyond hope that it would never end. That he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. 427 kere K'ye bas. Ne abi, öyle bir şey yapmayacağım. Lütfen karına onu sevdiğini söylemek için J'ye bas. Al, I love you karı. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. Eve iş getirdik beyler şu an. Life is the real one. Lütfen uyumak için U'ya bas. Al sana U. And I'm trying to tell him this. That in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Hiçbir şey olmadı. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that her şeye bastım orada. Every second he remains here, he's electing to kill himself. Resmen çürüyorum burada ya. How can I make him look at himself? Lütfen hiçliğini sorgulamak için 8'e bas ne? What the fuck man? Al 8. 8 8 her yerdeki 8'e basıyorum. Açıl. Kurtarın lan beni buradan. Abi ses. Konuş lan, tamam konuş, hadi konuş hadi. Basıyorum bak her şeye. İstediğine basarım.
Hadi be, bir ses ver, bir alo de, bir haydi. Basıyorum 8888 yapıyorum Wargaming.tr. Plazmanı ayrıştır, hiçliğe yarı kaç. Tektoniğimi bozdu. Şey diyeceğim, ne yapacağım? 3 ve 1'e bas. 3 ve 1 ne abi sizde? ...427 kere K'ye bas, ne dalga mı geçiyorsunuz? Basılır mı bu? Bir şey diyeceğim, böyle bir dünya yok bak. 427 kere yalandır o. Abi nasıl sayayım ben bunu? 1, 2, 3, 4, 5 böyle sayacak mıyım? Bir çare bulun, kurtarın beni buradan. Sesimi duyan yok mu? Eski eve basacağım ama. Panda, kurtar beni panda. Abi gerçekten spam mı yapacağım K'ya? Oğlum basıyorum, vallahi K'ya basıyorum bak. Panda da geldiğine göre bir pinti çay daha. B'ye basabilir misin? Basayım abi. Sen iste, B'ye basayım. Abi sıkıldım, ne yapacağım? Beyler oyun kilitlendi ya. Bir şey diyeceğim. Gerçekten şurada mantıklı bir açıklaması olan var mı? 427 kere K'ye basmak dışında. PC'de 8 falan yazmıyor. PC'de hiçbir halt yazmıyor. I love you panda. Abi panda da trollüyor. Aa. Help me yazalım. Help me. Escape yeniden başlat diyeceğim galiba ya. Ne oldu? Yeniden başlatmadım, oyuna devam et dedim. Already this was uncomfortable and Stanley decided that as soon as he found Ya kes 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 konuşma ya. that he would never leave it again in his life. Oğlum darlandım oyunda ha. Üçgen kare kare yuvarlak yap hafız. Panda unutmayacağım bunu, panda. Panda panda unutmayacağım bunu, panda. Sol gidiyorum ya. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. Bayağı şu an yardırıyorum ha. Why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence. Ya olduğum yerde dönüyor muyum ben şu an? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went?
And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just ayağım yok benim harbiden. Kapılarken dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. It was so much fun. Beyler şu an fantazilere daldık. Still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility. Abi ne hikaye dinledik be? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back. Beyler şu an uyuyoruz. Gözleri kapattık. Let me wake up, he thought to himself. Uyandır beni hadi. Yok, uyanmadık hala. Hala uyanmadık. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Hadi işe yola. Vallahi tuşa basayım. Daha güzeldi o hayat. I want my apartment and my wife. Karı falan yok. Yeme beni. Gittik yalan çıktı. Manken çıktı. Life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything. Şimdi ben normal falan değilim. Yeme beni. I am okay. Açtık. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone. Kurtarın beni. I must be real. I must be. Sesimi duyan var mı? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings. Beyler Stanley'den al. Aa öldük. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. Kafası şimdi geldi aynen. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this. Nasıl oyunla bu diyen arkadaş, biz de bilmiyoruz. Staring down at the body. And then she turned and ran.
Aa, kadın arkasını dönüp gitti. İnsan bir ambulans mambulans bir şey çağır lan. Bitch.